بسم الله الرحمن الرحيم. Böyle yaptığında. Evet, çekilecek. Sesli konuş. Kardeş, ne oldu? İtibaren aşık oldum. Aşık olarak mı bedene girdin? Hı hı. Fred, şeytanlar asla insanoğluna aşık olmaz. O çok güzel bir kızdı. Şeytanlar Ademoğluna aşık olmaz. Yalan söyleme. O da doğru ya. He? Doğru. Senin kadının bedeninde kalman hoş mu? He? Ağzını, burnunu, çenesini sağa sola kaydırman. O da kibirli olmasın ya. He? O da kibirli olmasın o kadar. Kendi suçu. Aman, kibirden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, kibirden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Kadına istiğfar yaptıracağım. Kaç yaşındasın İffet? 95. Uzun zamandır o kadının bedenindesin, doğru mu? Sesli konuş benimle. Evet. Sesli konuş. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir gözü gözlemliyor mesela. Kafan nasıl şu an? Rahat. Omuzların? Rahat. Sırtın? Rahat. Ayaklarında bir şey böyle sağlıyor. Azlanıyor ama rahat hocam. En azından buluşlarım ağrımıyor. Kumuşlarındaki o şey geçti. Gitti. Şimdi şu duayı yap bakalım. Son test. Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın soyundan gelen adaktan... Soyumdan yerine getirilmeyen... Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan... Gelen şeytandan sana sığınırım. Gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, soyumdan gelen... Soyumdan yerine getirilmeyen... Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan... Gelen şeytandan... Gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, soyumdan gelen... Soyumdan yerine getirilmeyen... Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir daha. Allah'ım, soyumdan... Yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, soyumdan gelen yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Soyumdan yerine getirilmeyen... Allah'ım, soyumdan yerine getirilmeyen adaktan... Konuşalım. Konuşalım mı? Konuşalım. Konuşacağız. 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 Kaç yıldır oradasın? 1400. Kaç yıl? 1400. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 1400. Ne kadar zamandır o çocuğun bedenindesin? 2. 2 yıl. Yalancısın sen. İçinden bir şey 1400-2500 falan bir şey de okuyor mu? Of. İçinden bir şey konuşuyor değil mi? 1400. Ah. İfret. İfrit. Allah'ın adıyla. Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akide sana emrediyorum İfret. Adağı kim adadı? Adağı kim adadı? Adağı kim adadı? Kim adadı? Baba! Nereye aradı? Ne dedi? Oğlum olursa... Ne keseceğim dedi? Kurban... Koç dedi, yalan söyleme. Kaç koç dedi? Bir. Bir. Babasının babası da bir koç adadı, doğru mu? Doğru mu? Bilmiyorum. Babasının üzerinde adak yok mu? Bilmiyorum. Babasının üzerinde adak yok mu? Fit. Babasının üzerinde adak yok mu? İfret. Çocuğun bana verdiği parayı çocuğa veririm. Gider koçu kestirtirim çocuğa. Benimle konuşacak mısın? Allah'ın adıyla. Allah'ın hız ve kudreti adına sana emrediyorum İfret. Cevap vereceksin sorularıma. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık.
Vücuttaki kardeşlerinin öldüğünü gördün mü? Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane öldü vücudunda çocuğun? Kaç tane öldü burada? İki. Biri annesini el kaldırdığında giren. Diğeri? Baba. Babasını el kaldırdığında girdi. Ama o öfkeyi çocuğa kim veriyordu? Kim veriyordu? O öfkeyi çocuğa kim veriyordu İfrit? Ben. He? Ben. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Söylesene sen kimsin? Sen kimsin? Cevap ver. Şeytan. Sesli konuş. Sesli konuş. Şeytan. Sesli. Şeytan. Nereden ruhsat aldın girdin? He? Adak. Adak. Çocuğu isyan ettirdin. Günaha sevk ettin. Anaya babaya asi yaptın. Yaptırdın, kışkırttın çocuğu. Doğru mu? He? Doğru. Beni tanıyor musun İffet? He? Çocuk videoları o kadar izlerken seni bulamayacağımı mı düşündün? He? Çok tedbirli geldin değil mi seansa? Ne olursa olsun kendimi göstermeyeceğim dedin değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. Saklayacağım dedin. Evet. He? Evet. Çocuğu ilk geldiğinde serbest bıraktın, saklandın. Öyle değil mi? Evet. He? Evet. Bilmediğin bir şey söylesene. Şeytanlar insanların bedenlerine ruhsatları olmadan girebilir mi şeytan? Yok. He? Yok. Girebilir mi? Yok. Bu çocuğun bedeninde şu an kaç tanesiniz? Şu an. Allah'ın hıfz ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum İfrit. Bedende kaç tanesiniz? İki. 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 Diğeri de işlediği bir günahtan. Öyle mi? Ama yalan söyledin. Şeytanlara doğruyu söylemek çok zor mu geliyor? Doğruyu konuşacaksın. Evet. Evet. Doğruyu konuşacaksın. Evet. Şu an çocuğun bedeninde kaç tanesiniz? Üç. Yine yalan söyledin. Yine yalan söyledin. Tamam. Tamam. Allah'ın hıfzı ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum İfrit. Yok. Çocuğun bedeninde kaç tanesiniz? Yok. Yok mu? Yok. Ne yok? Yok. Şeytan yok. Ya sen de yoksun. Ben yokum. Konuşan kim? Sen yoksan konuşan kim? He? Çocuk mu konuşuyor? Dışarıda. He? Dışarıdaydım. Dışarıda mıydın? Dışarıdaydım. Şu an bedenin dışında mısın? Evet. Bedenin dışındaysan ağzından nasıl konuşacaksın? Sana öyle dediler değil mi? Erol Tanrı'da gittiği zaman kendini sakın belli etme. Sakın bedenle konuşma. Sakın yakalanma. Seni yakalarsa öldürür dediler değil mi? Evet. Öyle demediler mi? Evet. He? Evet. Sen de kendini saklamak için çırpınıyorsun değil mi? Evet. Bedende değilim de mi dediler sana? Evet. Bedende olmasan bedende konuşabilir misin İfrit? Hayır. He? Hayır. Neredesin şu an? Dışarıdayım. He? Dışarıdayım. Bir kere daha söyle neredesin? Dışarıdayım. Dışarıdaysan sana dokunabilir miyim? Evet. Dokunabilir miyim? Hayır. O zaman neredesin? Dışarıdayım. 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 Bu dışarıda mısın? Dışarıdayım. He? Tamam. Birilerini neredesin? Tamam. Neredesin? Dışarıdayım. Dışarıdasın. Dışarıdayım. Yani bedende değilsin. Değilim. Öyle mi? Değilim. Şu an konuşan sen değilsin. Eleman nasılsın? Oo. Eleman nasılsın? İyi. İyi misin? Neredesin? İyiyim. Neredesin? İyiyim hocam. Vücudunda bir şey konuştuğunu hatırlıyor musun? Yok.
Bedeninde bir cin ya da şeytanın konuştuğunu hatırlıyor musun? Yok. Ben şeytanım dediğini hatırlıyor musun? Hayır. Dışarıdayım dediğini hatırlıyor musun? Hayır. Babası Koç adadı dediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. He? Hatırlıyorum. Peki biraz önce vücudunda bir şey konuştu mu? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum çocuğum. Bilmiyorum yani. Bir şey bilmiyorsun. Yok, hiçbir şey bilmiyorum valla. Bir tane koç keseceksin bunu. Koç. Tamam hocam. Ben paranı sana vereceğim. Daha sonra paran olduğu zaman ödersin, sorun yok. Ben sana paranı geri vereceğim. Tamam mı? Yok hocam, estağfurullah. Ben paranı sana geri vereceğim. 400 lira para verdin, geri veriyorum. Gidip koçunu keziyorsun. Ne zaman imkanın olursa versin, sorun yok. Tamam. Tamam. Okey. O da seansını yayın hakkını verdiğin için. Tamam hocam. Pardon mı? Dürüst olun. Çünkü insanların bazıları seansın yayın hakkını vermiyor. Ben kurtulayım da kimse ne olursa olsun herkes de yaşarsa yaşasın diyor. Sen öyle demiyor en azından. Yanlış bir şey hocam. He, bunu ben yaşıyorum, başkaları yaşamasın dediğin evet. için. Tamam mı? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Oh. Biraz bakın. Allah. Böyle göz göze gelince de lan hoca diyorsun niye bana bakıyor değil mi? Evet. Enteresan bir olay. Yakaladık onu. Bir tanesi babana tövbe ettirdiğinde gidecek. Bir tanesi annen tövbe ettiğinde gidecek. Tamam hocam. Bir tane senin işlediğin bir günah var. Onun kısasını yapacak. O zaman gidecek. Toplam 4 tane var. 4 tane. Bir tanesi adak kesildiğinde gidecek. Seni küçük yaştan beri aşırı sinirli yapan. Tamam hocam. Ama durumun düzeldiğinde, imkanın olduğunda bir tane daha koç keseceksin. Toplam 2 tane değil mi? 2 tane. Biri babanın sana adadığı, bir de babanın babasının adadığı ki o da sürekli alkole onu sevk ediyor. Günah işlemesine sebep oluyor. Evet. O da... Ben sorayım mı hocam babama hani adadığınız mı? Sorabilirsin ama hatırlamaz belki de yani. Hatırlamaz mı? Ama yine sor. Çünkü adak kesinlikle var zaten. Çektiğimiz ilk başta kontrolde geliyor ki ya. Gitti yani. He? Ama an, vücudunda yine yani. Şu an hiçbir hayvanı şey kesmeye kalktığın zaman açığa çıkacak. Kendi videonu internette izlediğin zaman şaşıracaksın. Ya demin diyeceksin ben neler demişim. Vallahi bilmiyorum hocam ben. Ne zaman koyarsanız ben izleyeyim onu. Allah işte sıraya koyar koyarız. Tamam. Bak gözümü şuna bakayım. Euzu bi kelimetillahi tahameti min külli şeytani ve hameti ve min külli aynin namme. Adakçı Allah'ın adıyla. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Lisanına gel. Çık yukarıya. Çık yukarıya ve lisana gel. Bir kez konuştuğunda konuşmak zorundasın. Lisana gel. Lisana gel. Allah, Rahman, Rahim, Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Ad-i Kuddüs isimleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Üfret. Lisana gel. Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha. Lisana gel. Bugün koçu kestirdin mi çocuğa? Hayır. He? Bugün çocuk koçu kessin mi? Hayır. He? Parası da kesemez diyorsun değil mi? Evet. Ama o var ya, kendiyle birlikte başka insanların da kurtulmasını istediği için ben ona bana verdiği 400 lira ücreti geri iade ediyorum. Verme. Vereceğim onu. Verme. O para onun. Bir koçu kesmeye yeter o para. Kesecek koçu. Ne yapacaksın? He? Adakçıyı çağırayım mı? He? Adakçıyı çağırayım, niyeti vereyim mi? Allah'ım annemin babamın soyundan ölmüş ve sağların adayıp yerine getiremedikleri adağın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu koçu kesmeye. Bismillahirrahmanirrahim deyip kestirttim müfret. Hayır. He? Hayır. O zaman kestirmemi istemiyorsan sorularıma doğru olarak cevap vereceksin, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Gerçek yaşını söyle. 1400. Şu ana kadar kaç tane Ademoğlunun bedenine girdin? Şu
Şu ana kadar kaç tane Adem oğlunun bedenine girdi Nifrit? Sayısız. Sayısız. Evet. Baban babasında mı? He? Bir tane de kardeşinde var değil mi? Evet. He? Şeytanlar insanların bedenlerine adaktan, bedduadan, lanetten, haksız mirastan vesaire girdiklerinde. Evet. Şeytanlar bedenle neyle beslenir Fit? Yalan. Yalanla. Bir. Başka? Küfür. Küfürle. İki. Başka? Neyle beslenir? Beddua. Beddua ile beslenir. Başka? Başka? Alkol. Alkol ile beslenir. Başka? Kumar. Kumarla. Zina. Başka? Zina. Zina ile beslenir. Peki, alkol mü daha büyük bir haramdır, zina mı daha büyük bir haramdır? Cevap ver! Hangisi? Alkol. Alkol daha büyük bir haram ve günahtır. Evet. Zina ondan sonra gelir. Evet. Her alkol alanın bedeninde bir şeytan olur mu? Olur. Peki, her alkol alınmaya sebep olanın bedeninde bir şeytan olur mu? Neden? Günaha sebep olan da günahı işlemiş gibi midir? Evet. He? Evet. Peki, şeytanların kendi aralarında kabileleri var değil mi? Şeytan kabileleri. Evet. Doğru mu? Her günahın kabilesi ayrı mıdır? Tabii. He? Tabii. Sen hangi günahın kabilesindensin? Cevap ver. Alkol. 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 Adakçı değil misin sen? Adaktar. He? Alkolden gelen şeytanla sen bir araya geldin. Alkolden gelen şurada mı? Of. Burada. Of. 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 He? Evet. Bu değil mi? Evet. Bu alkolden gelen. Evet. Bedene girdiğinizde birleşiyor musunuz? Evet. Evet. Ha? Tek bir şeytan oluyorsun. Öyle mi? Evet. Her bir günahın tövbesi gerçekleştiğinde her bir günahın tövbesi gerçekleştiğinde ne oluyor? Teker teker yanıyor. He? Yanıyor. Sana bir soru daha soracağım. Tamam. Tamam. Cevap ver sorularıma. Yapma tamam. Sorularıma cevap tamam. Ver. Tamam yapma. Gerçek büyü nedir şeytan? Alkol. Gerçek büyü elle mi yapılır, dille mi yapılır? Dil, dil. He? Dil. Tamam. Dil büyüsü. Oh. Dil büyüsü nedir anlat bakayım. Ah. Dil büyüsü nedir? Lanet. Lanet okumak. Beddua. Başka? Yalan. Yalan. Başka? Küfür. Küfür etmek. Evet. Müslümanlara kafir diyenin. Bir Müslüman. Son soru. Bir Müslüman bir başka Müslümana kafir dese ne olur şeytan? Kafir olur. Kafir olur. Evet. Müslüman Müslümana kafir derse? Kafir olur. Kafir olur. Şeytan, nerelerde yaşıyorsunuz? Çöplük. He? Çöplük. Nerede? Çöplük. Çöplüklerde. Dik dur karşımda. Karşımda dik dur. Karşımda dik dur. Çöplüklerde. Başka? Nerelerde yaşıyorsunuz? Nerelerde yaşıyorsunuz? Nerelerde yaşıyorsunuz? He? Soğan. Soğan? Kabuklarının arasında mı? Oo evet. Günahın işlediği, işlendiği her yerde niye? He? Tamam. Sizin mekanlarınız nereleridir? Çöplük. Başka? Şeytan! Kaldır kafanı. Sen 1400 yaşında bir şeytansın değil mi? Evet. He? Evet. Sorularıma düzgün cevap vermezsen o koçu bugün kestirtirim şeytan. Hocam. Ne oldu? Ne oldu? Karnım ağrıyor. Karnın ağrımıyor mu? Allah Allah. Vallahi. Vücudunda bir enerjinin konuştuğunu hatırlıyor musun? Hayır. Hı?
Yok. Cinler nerede yaşar? Ne bileyim hocam, nerede yaşar? Ne bileyim nerede yaşar diyor. Aynen öyle. Bugün senin için ikinci hayat. İnşallah. Dur bakalım. Ama şuran iyi, şuran temiz. Sağ ol hocam. İyisin ya maşallah. Vücuttaki içine müsaade edersen bir son bir sorular daha soracağım. Diyorsun ki soru soruyor mu, cevap veriyorum, ondan haberin yok değil mi? Benim hiçbir şeyden haberim yok hocam, ben... Sadece vücudun büyük kasılma var vücudunda. Çok inanılmaz kasılma var. Elektriklenme mi var, kasılma mı var? Elektriklenme mi var, kasılma mı var bilmiyorum diyor. Evet. İblis, Allah'ın adıyla... Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Çocuğun misalına gelmezsen adakçıyı buraya çağıracağım ve koçu keseceğiz. Neden bıraktın çocuğun misalını? He? Neden? Konuşacağız mı? Konuşalım. He? Konuşalım. Sana... Bir insan olsaydım, şeytan, bana bak, bir insan olsaydım, şeytanların bedenine girmemesi için nelere dikkat ederdin? Allah'ın hız ve kudreti adına, şirk koşmazdım. Bak, Allah'ın hız ve kudreti adına, Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum, şeytan. Eğer bir insan olsaydın, şeytanların bedenine girmemelerine ve cehenneme gitmemek için nelere dikkat ederdin? Bir. Şirk. Koşmazdın. Koşmazdım. İki. Alkol içmezdim. Alkol içmezdin. Üç. Zina. Zina yapmazdın. Yalan. Yalan söylemezdin. Küfür. Küfür etmezdin. Riyakarlık. Riyakarlık yapmazdın. Beş. Altı. Altı! Saymazsan adakçıyı çağırırım Fred. Altı! Boş yere yemin etmezdim. Boş yere, yani yalan yere yemin etmezdin. Yedi! Allah'ın üstüne yemin etmezdim. Allah'ın üzerine? Yemin etmezdim. Yemin etmezdin. Yedi. Sekiz! 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 Bu kadar. Devam et. Daha çok var İfrit. Lanet okur muydun? Lanet okur muydun? Evet. He? Şeytan olarak okurdun. Ama insanların bedenine girmesini, şeytanların bedenine girmesine istemeyen bir insan olsaydın lanet okur muydun? Hayır. Okumazdın. Hayır. Başka neler yapmazdın? Hızlı cevap ver, çok canını yakarım. Hızlı cevap ver. Başka neler yapmazdın? Hüddam çağırır mıydın? He? Hüddam nedir şeytan? Hüddam nedir? Cin. İnsanların hangi günahından gelir hüddamlar? Hangi günahtan? Alkol. Alkol başka? Zina başka? Yalan. Yalan başka? Yemin. Yemin başka? Küfür. Küfür. Şirk. Şirk. Her şirk günahını işleyene bir şeytan gelir değil mi? Tabii. Bir insan bir hüddamım olsun diye oruç tutsa, riyazet yapsa ne olur? Yanar. 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 Çünkü Allah'a şirk koşar. Oruç Allah için tutulur. Kurban Allah için kesilir. Peki şeytan, sana son soru. Şeytanların sana musallatını istemeyen bir insanoğlu olsaydın hiç ada kadar mıydın? Hayır. He? Neden? Hepsini yapsan da bunu yapmazdın değil mi? Çünkü sen bir adakçısın. Öyle değil mi?
Bir adakçı değil misin? Evet. He? Evet. Babasının adadığı adaktan çocuğun vücuduna girip babası Allah'a karşı sözünü tutmadığı için onun da anne babasının sözünü tutmamasına sebep oldun değil mi? Evet. Hı? Evet. Şeytan olarak dünyaya geldiğine pişman mısın? Ah. He? Hayır. Pişman değilsin. Hayır. Öyle mi? Dünyaya bir daha gelse şeytan mı gelirdin? Evet. He? Evet. Seviyor musun şeytan olmayı? Ah. He? Tabii. Ben de dünyaya 1000 kere gelsem şeytan avlamaya gelirdim. Şeytan avlamak için gelmek isterdim, anladın mı? He? Eskiden avcıydın, şimdi av oldun. Nasıl bir duygu bu? Hı? Bu nasıl bir duygu İblis? He? Eskiden insanları avlıyordun ya hani. Kötü. He? Şimdi av olmak nasıl bir duygu? Çok kötü. Sen neredesin? Bedende misin, değil misin? Hayır. Neredesin? Bedenin dışında mısın? Sırtında. Sırtında. Dışında. 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 Şurada mısın? Evet. İçinde değil misin? Hayır. İçine de gir. Beden. Bu içindesin. Öyle değil mi? Öyle değil mi şeytan? He? Çocuğun buraya gelmesini çok engellemeye çalıştın mı? Tabii. He? Tabii. Neler yaptın? Neler yaptın? Engel koymaya çalıştım. Neler yaptın bunun için? İçin. Vesvese mi verdin? Çok. He? Çok. Ama yine de geldi. Evet. Bugün şu koçu keselim mi? Şeytan. Hayır. He? Hayır. Sana son soru. Senin başında 40 tane hafız kural okusa çıkar mısın şeytan? Çıkarım. He? Allah'ın hız ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğanakine sana emrediyorum. Başında 40 tane hafız kural okusa çıkar mısın? He? Cevap ver. Allah'ın hız ve kudreti adına sana soruyorum. Çıkarım. Başında 40 tane hafız kural okusa çıkar mısın? Çıkarım. Çıkar mısın? Çıkarım, çıkarım, çıkarım. Yalan çıkarırsın. Çıkarım. Çıkarsın, ne kadar zaman sonra gelirsin? Gelmem. Gelmezsin. O zaman çocuğun başında 40 tane hafız Kur'an okutalım mı? He? Okusunlar mı? Hayır. O zaman çıkarsın. Öyle mi? Evet. He? Evet. Nereye gidersin? Bir daha gelmezsin değil mi? Gelmem. He? Gelmem. İnanayım mı sana? İnan, inan. Sen bir yalancısın. İnan. Sen bir şeytan değil misin? Şeytan. Nesin? Şeytan. Şeytanlar neyle beslenir? Nefret. Başka? Kim? Başka? Yalan. Yalan? O zaman sen de yalancısın. Niye inanayım sana? He? Ben şu çocuğun parasını vereyim de şu koçu bir keselim. Keselim mi? He? Yok. Keselim mi? He? Koçu kestireyim mi? Koçu kestireyim mi? Kestir. He? Kestir. Ne diye kestin? Allah'ım, annemin babamın soyunda dönmüş ve sağ olanların adayıp da yerine getiremedikleri adamın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu hayvanı kesmeye deyip niyet edip de kestin mi? Evet. He? Kessin artık. Niye? Acı mı çekiyorsun? Evet. He? Böyle acı çekmektense ölmek daha mı iyi? Evet. He? Evet. Ölmek daha mı evet, iyi? Evet. He? Evet. Çocuk niyet ettiği zaman koçu kesmeye niyet etti. Azap çekmeye başladın değil mi? Evet. He? Onun niyeti sana acı veriyor değil mi İfrit? He? Şeytan olarak dünyaya geldiğinde pişman mısın hala? Uf, evet. He? Evet. Peki, hayvan kesildiği zaman adaktan giren cin yanar mı çıkar mı? Hangisi? Çıkar. He? Çıkar. Sağ mı çıkar? Evet. He? Evet. Hayvan bıçağı, hayvanın boynuna bıçak vurduğu anda sağ çıkabilir misin? He? Evet.
Unutturan ve adatan ve kışkırtan şeytan. Kışkırtmayla giren şeytanın ölümüne şahit olur. Bıçak hayvanın boynuna vurduğu anda senin de boynuna aynı saniyede bir bıçak vuracak. Siyah saplı bir bıçak. Nasıl bir duygu? He? Güzel bir duygu mu? Hayır. He? Güzel bir duygu mu? Nasıl? He? O zaman kesmiyorum. Keselim. He? Keselim. He? Keselim. Keselim diyen çocuk. Keselim. Kesmeyelim diyen sensin. Sen kendine gelmeye başladın değil mi biraz? He? Adakçı. Alo. Ne yapıyorsun? Oo. Ensen de, ensenin üç parmak altından bir şey vücudunu sıkıyor. Evet. Ve orada bir şey seni serbest bırakarak normale döndü. Evet, yayıldı aşağı doğru böyle. Aşağıya doğru yayıldı. Aşağı doğru yayıldı. Buralarda vardı, buralar gitti. Peki vücudunu şu an sıkan bir şey yok mesela? Yok, hiçbir şey yok. Pamuk gibi. Hiçbir şey yok. Peki senin de vücudunda bir şeytan şu an var mı? Yok. Konuşmuş mudur? Yok. Konuşmamıştır. Yok. İzleyince videonu konuşup konuşmadığını internette göreceksin eleman. Şimdi arayalım şu adakçıyı da. Allah'ın izniyle adağını kestir. Tamam hocam. Eğer bizim reçeteye de güzelce uygun, Allah'ın da bir şey kalmaz. Tamam. Yayın haklarını veriyorsun full. Veriyorum. Peki full. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun. Allah razı olsun hocam. Tamam. Elinize sağlık. Tamam. Mustafa, evet. Seans bitti. Vücudunda bir cinin konuştuğuna inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Çünkü konuşmadı. He? Çünkü konuşmadı. Vücudunda bir cin konuşmadı. Yok. Yani 45 dakika da olmadı ki hocam. 5... 5 dakika falan oldu. Peki otur oraya. Of. Vücudunda bir cin konuşmadı. Yok. Peki. Lak gözü için. Eûz bi kelimetillahi tammeti min küllü şeytani mehameti ve min küllü aynin lamme. Adaktan giren cin, Allah'ın adıyla, Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Çık yukarıya, lisanına gel. Çık yukarıya! Yukarıya çık! Yukarıya çık! Çık yukarı! Çık yukarıya! Allah'ın adıyla, Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Fet! Koçu kestirelim mi? Koçu kestirelim mi? Kestirelim, 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 he? Kestirelim. Kestirelim. Çocuğa vücudunda bir cinin olmadığını inandırdın değil mi? Evet. He? O vücudunda bir cinin olmadığına inanıyor, doğru mu? Evet. Ona inandırdın. Doğru mu? Evet. He? He? Sen de yok bir şey dedin hep. Evet. Sen kendin yapıyorsun dedin. Evet. Bütün insanlarda aynı taktik mi? Evet. İnsanların bedenlerine girdiğinizde onlarda olduğunuzu saklıyorsunuz değil mi? Evet. Şeytanın en büyük tuzağı bu mu? Evet. Kendini vücuduna girdiği insanlara inkar ettirmek. Evet. İnkar ettiriyorsunuz. Evet. Birçok günahı işletirken ne yapıyorsunuz? Kendim işliyorum zannediyor. Doğru mu? Evet, evet, evet. He? Bırak misalini. İn aşağıya. İn aşağıya. Peki. Oo. Şimdi seninle bir şey konuşmamış madem. Şimdi sana izletelim, tamam mı? Oo. Stop yapalım. Şimdi seninle bir şey konuştu mu sence? Hayır. Şimdi. Evet. Videoyu gördüm. Videoyu gördüm. Konuşmuş mu? Konuşmuş. Peki o konuştuğunu hatırlıyor musun? Yok. Peki şu an konuşma... Şimdi bak, bir kez vücutta yakalayıp konuştuğum zaman tekrar konuşturabiliyorum. Şu anda yine konuşturdum. Konuşur mu sence? Vallahi ben gördüm ama videoyu. Bence konuşur yani. Yani hı? Şimdi videoyu görmemiş olsaydım... Peki yerine... yavaş yavaş kendini bir gözlemle.
İfrit, Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Lisan'a gel. Çık. Şu an ne hissediyorsun burada? Şu an ne hissettin? Bir anda beynine doğru bir uyuşma mı hissettin? Ne hissettin? Buradan böyle yanarak bir şey çıkıyor. 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 Tamam, çıkıyor. Burada dur dur dur. Bir şey çıkıyor. Tamam, burada dur dur dur. Tekrar bir daha. İfrit. Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akili. Çık yukarı. Çık. Çık. İn aşağıya. Şu an bir şey bir çıktı çıktı çıkıp indiğini hissettin mi? Burnumu kütletti hocam. Peki. Burnumu kütletti yani. Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akili. İfrit. Yukarıya gel. Çık yukarıya. Çık yukarıya. İfrit, ahitname nedir biliyor musun? Ahitname nedir? Sözleşme. Sözleşme nedir? Bir enerji. Şimdi İfrit, sana bir soru soracağım. Ben ahitnameyi okuduğumda yukarı çıkmak istemesen de bir enerji seni yukarıya çıkarıyor mu? Evet. He? Evet. Ne çıkarıyor seni yukarıya? Ateş. Bir ateş seni yukarıya doğru itiyor. Evet. Çıkmak zorunda kalıyorsun. Evet. İstesen de saklanamıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Evet. Peki bu ateş senin tanımınla ne? Bir melek mi? Yoksa zorlayıcı bir güç mü? Zorlayıcı bir güç. He? Zorlayıcı. Allah tarafından gelen zorlayıcı bir güç. Evet. Allah'ın adıyla dediğimde mi oluyor sadece? He? Süleyman'ın ahitnamesi dediğinde oluyor. Evet. Doğru mu? He? Peki Süleyman'ın ahitnamesi nedir İfrit? Nedir ahitname? Ahitname kimdeyse ona itaat midir? Evet. He? Evet. İcazetli olanlara. Öyle mi? Evet, tabii. He? Adakçı geliyor. Ölmeden önce bir şeytanın son sözlerini alalım. Son sözlerin nedir? İfret! Allah'ın adıyla Süleyman'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Son sözünü söyle. Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorsun. Evet. Ama çıkamıyorsun. Evet. Hı? Evet. Beden seni tutuyor. Evet. Mahkumsun bedene. Evet. İstesen çıkamaz mısın? Çıkamam. He? Tamam. Müslüman ol o zaman. Olabilir misin? Yok. He? Yok. Şeytanlar Müslüman olur mu? Olmaz. He? Olmaz. Sen de olmak istemiyorsun. Evet. Benle tanıştığına memnun musun? Hayır. Neden? Oradan bir muska vereyim, istersen çocuğu göndereyim, ister misin? He? İfrit! Hocalara gittiklerinde genelde muska veriyorlar, gönderiyorlar. Sen de ister misin? Hayır. He? Hayır. Neden? Göndermeyeceğini biliyorsun değil mi? He? Evet. İfrit, in aşağıya. İn aşağıya. Ne yapıyorsun? Gelmiş Hüseyin abi. Adakçımız gelmiş. Geldim abi. Giyiniz Erdoğan, geçmiş olsun. Geldim abi.